Merhaba arkadaşlar Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet bugün 17 Haziran Pazartesi Bursa programımız var 10 koşu bir program bir tane kum yarışımız var e, pardon iki tane kum yarışımız var geri kalan koşular çimde e, koşulacak gerçekten çok sıcak bir hava var Bursa'da e, saatlerimiz 13:30'u gösterdi birinci altı kayımızın startı verilecek ben tüm 10 koşu için sizlere yorum yapacağım. Biraz hızlı geçeceğiz. Çünkü vaktimiz az. Arkadaşlarla görüştük, ettik. Sağdaki arkadaşlarla. Elime bir kurgu geldi. Benim de tuttuğum safkanlar vardı. Onları sizlerle hemen paylaşayım. Kağıt kalemlerimiz hazırsa hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Tüm yarı severlere bol şanslar diyelim. Evet birinci koşu 13.30'da altılık ayağımız başlıyor. Şartlı bir 3 yaşlı Araplar 1200 çim. 11 safkan yer alıyor. Hazır bulunan safkanlar e, şu şekilde elime ulaştı. Ben burada yani baktım ettim. Yani hemen hemen e, birbirlerine yakın gördüğüm isimler 3, 4, 5 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuza devam edelim. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kime çıkacaklar? 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yeni nolu safkan Cem Altun'la çok çok hazır bulmuşlar. Bu safkanı abi dikkat dediler. İlk etapta ben de sizlere bu safkanı önereceğim. Sonra iki nolu safkanımız 3 ve 6 şeklinde bir sıralama elimize ulaştı. 7, 2, 3, 6 ikinci koştaki sıralamamız. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu Handikap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre çime çıkacak. 11 safkanımız yer alacak. Burada da elimize ulaşan 4 safkan var. Onlar kimler e, ee, şu şekilde olacak. İkin oğlu Jesko ile başlayacağız. Muhammed Mirbilgin ile yaptığı son çim yarışını zaten kazandı. Formda bir safkan. İkinci tercihimiz bir nolu safkan İsmail Yıldırım'la Aprant arkadaşımızla start alacak. 4 nolu Safkan'ın Cem Altun'la yani grubun kaliteli bir ismi hem orijinal olarak baktığımız zaman da yani e, bu gruptan aşağı kalır bir yanı yok. 4'ü mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan da 3 nolu Berkay Tay diyeceğiz. Adem Ceylan eşliğinde. Evet sıralamamız 2, 1, 4 ve 3 şeklinde. Evet geçelim bir diğer koşu dördüncü koşu 7 plasa ve birinci üçlük ayağımız başlayacak şartlı 5 mücadele 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre çime çıkıyor 7 safkan yer alıyor. Evet e, burada e, bankomuz olacak e, iyi bir form yakaladı son iki koşusunda e, biri ikinci biri son koşusunda birincilikle taşlandırdı. Tabii ki rakiphanesinde görünen safkanlar var yani işi o kadar zor e, yani işi o kadar kolay Olmayacak gibi görünse de Cemal Tun eşliğinde piste çıkacak olan Selle Boy ee, hem sağdaki arkadaşlar da güvenerek bana söylediler. Ben de e, Safkan'a güveniyorum. Zaten burada bankumuz çakıştı. Eğer başka bir isim söylemiş olsaydı onu da sizlere telafiz edecektim. Ama Selle Boy dediler. Ben de bunlara katıldım zaten. Selle Boy olarak nolu Safkan Cemal Tun'la bankumuz oldu dördüncü koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. Beşinci koşumuz şartlı birim. Bir diğer aya ikinci altılık ayımızın başlangıç aya olacak. E, şartlı birlerle başlıyoruz. E, dişler amazı 3 yaş taraflar 1200 çime çıkacak. Evet burası birazcık karışık e, görmüşler. E, sıralama şu şekilde elime ulaştı. Üç nolu ergenle başladı Oğuz Eren'le hazır bulunan ilk safkan. Sekiz nolu safkan e, Mertcan Çelik eşliğinde ikinci tercih. 4 nolu safkan Gürvadi Gökhan Kocakaya eşliğinde 6 nolu Hümay Cığım Onur Yıldız'da ve de 10 nolu Son Asyam Muhammed Birbirine dikkat diye önerilen safkanlar oldu. 3 8 4 6 ve 10 sıralamamız bu şekilde 5. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu şart e, şartlı 5 dişler ama su 3 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kuma çıkacaklar. 9 safkan yer alıyor. 4 nolu Zesinyo. 5 nolu Kandıra Güzeli. Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada elimize ulaşan hem de e, bizim de tercihimiz oldu. Yani 2 safkanla e, buraya geçeceğiz. Onlar kimler? 1 nolu Gold e, gold of Lower Berkan Gökçe ile ve de 2 nolu e, May Saray Yerlim e, Adem Ceylan'la yeterli olacağını ben e, düşünüyorum sevgili dostlar bu iki safkanla geçme planladığımız bir koşu 2-1-1-2 yeterli olacağını düşünüyorum evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu şartlı 4 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre çime çıkacaklar bir sürat koşusu olacak 6 e, safkanımız yer alıyor 2 ile 5 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar Evet, yani burada baktığımız zaman sevgili dostlar yani hem sürat koşusu olacak hem de ilginç sapkanlar var. Eee burayı birazcık kalabalık tutmamız doğru olacağını ben düşündüm. Eee sağdaki arkadaşlar aynen abi biz buraya haş yaparak geçeceğiz. Bir olsun. Zaten 5 6 safkan var. 5'ini yazacağız. Birisi ekürü dedi. Yani ben de şöyle bir sıralama çıktı. 4 1 6 ve 5 olarak ben kuponumda şans vereceğim ama sağdaki arkadaşlar e, haş olarak değerlendirebiliriz. Bir tek 3 nolu safkan yok o da Mehmet Akgöz'de. Olur mu? Olur. Yani haş deyip geçerse daha bir rahat bir yarış izleriz gibi geldi. Bana da aynı şekilde sevgili dostlar. 4, 1, 6, 5 ve 3 sıralamamız yani 7. koşu haş olarak değerlendirelim derim. Evet geçelim 8. koşu kısa vade 8 4 ve kora Arapların 2. metre çime çıkacak. 7 safkan yer alacak. Evet burada da bir nolu kapriz. Yani baktığımız zaman kaprize e, genel sentetik kumda müthiş işlere imza atıyor. Büyük ölçüde sürdürek favori çıkacaktır. Şimdi baktığımız zaman hem Ganyan açısından %36 bir AGF almış. 1.05'e koşacak. Yani çimde e, şimdi baktığımız zaman e, performansın nasıl olacak, nasıl edecek ben de çok çok e, merak ediyorum. Çünkü kaprize ayan kuşu 6-7 yaptılar. Yani Çin performansına ilk deva çıkacak bu safkan. Bursa'ya geliyor. Ee, ayakları düz bassın derim. Ama ben o kadar pek e, şey yapamadım. Yani kazanır mı? Çok kaliteli bir isim. Kazanma çok yakın. Ama ben pıtır. E, pıtırsız kesinlikle e, olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Bursa'da grup 3500'ü kazanan bir safkan. Sonlarda etkili gelecektir. Mustafa Çek'le de yazalım derim. Ben e, kurgumda yer vereceğim. Ve de nolu Katoğlu. O da Çim'de, Ankara'da e, iyi işleri imzattı Katoğlu. Selim Kaya da üstünde. Bursa'ya geliyor. Biliyorsunuz Şanlıurfa olsun, Adana, Ankara, İstanbul. Çok gezen bir safkan. Bursa'da 2000 Çim'ini e, iyi bir koşu çıkartıp kazandı. Sonra İstanbul'a gitti kazandı geçen sene. E, yani iyi bir performans gelecektir. E, yani Kapris çok ben e, fori çıkacağını düşünüyorum ama ben Kapris'i yıkacağım burada. Dilan arkadaşlar tabii ki tek atabilir. E, çimlere kazanabilir. Hiç diyecek bir şeyim yok. Ama 1-3-2 diyerek 8. koşuyla böyle geçmeye çalışacağım. Evet geçelim bir diğer koşu. 9. koşumuza şartlı bir 3 yaşlı araplar 1200 çime çıkıyor. 10 safkan yer alacak. Evet burada da 4 safkanla geçme planladığım bir koşu. 6-9-4 ve 1. 6-9-4 ve 1 şeklinde bir sıralamamız oldu bu koşu için. Evet geçelim son koşu. Son koşuda bankumuz var. Şartlı 4. 4 ve yukarı Arapların 1400 kuma çıkıyor. 13 safkan yer alacak. 1 ile 3 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada aslında iki safkan arasında gidip geldim. Ee, ama son yaptığı iki koşusunda hem toparlanma gözlenen hem Ankara hem Adana'da iyi koşular çıkartan bir Mehmet Akyoz eşini ilk defa buluşan e, Bursa'ya geliyor. E, o da kim? Özaydın. Yani bu grupta çok şanslı olduğunu düşünüyorum ben. E, geldi ilk defa Bursa pistinde birbirincilikle ben tanışacağını düşünüyorum. Ve de bugün e, gün üzerinde ikinci e, altılık ayağında net bankomdur. 9 nolu Özaydın Mehmet Akyoz eşliğinde sevgili dostlar. Yani iki safkan arasında gidip geldiğim e, safkanda Tabii ki Üçneli Tel Serencan oldu Mahmut Turan'la yaptığı son koşusunda birazcık e, ben şey yaptım e, sevgili dostlar e, sekizincik ayrıldı hiç beklemedim bir koşuydu tabii ki her şimdi mesafe kısaldı burada e, Tel Serencan çıkıp liderliği alacaktır tabii ki Özay'dın buna müsaade edecek mi onu izleyip göreceğiz büyük ihtimalle biri birinci biri ikinci çıkacaktır büyük ihtimal Tel Serencan Liderliği alma yakın gibi geldi ama bana. Ben düzlük yarışında daha diri kalacağını düşündüğüm Özaydın tarafında bankomu kullandım. 3 ve 11 bunun ciddi rakibi olarak gördüm. Ve de ikili olarak sizlere değerlendirme olarak önereceğim. Veya 3-11'de e, geçebilirsiniz e, sevgili olsa son koşu. Veya burada Kaprizi banko olarak değerlendirebilirsiniz ilk içim yarışında kazanabilir diyecek arkadaşlar için e, olabilir ayan kurşunla. O yüzden e, ben e, bankumu sonaya sakladım. Yani e, güvendim. Eee Öz Aydın'ı banko olarak tercih yapacağım 9 numaralı safkanı. Evet Bursa için aktaracağım. Safkanlar bunlardı. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık Bol şanslar.